Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Kur'an Yahudilerden neden çokça söz ediyor sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlarımız eğer mealine, tefsirine de bakıyorlarsa Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerden çokça bahisler olduğunu görürler. Ve mesela bir Bakara suresinde Yahudilerle alakalı çok ayetler vardır. Kur'an-ı Kerim'in yine bazı kısımlarında Yahudilerden çokça söz edilir. Demek ki Yahudiler Kur'an-ı Kerim'de hayli yer almış. Nüfus itibariyle baktığımızda şu anda dünya nüfusunun belki 30 milyonu, 40 milyonu Yahudidir. O kadar da kayda alınacak bir topluluk değil gibi hatıra geliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de nüfusa göre değil, bunların bir takım özel durumlarından dolayı sıkça bunlardan bahsedildiğini görmekteyiz. Meselenin değişik yönleri olabilir. Bunlardan birisi şu: Yahudiler tarihin köklü milletlerinden birisi. Ve Yahudiler tarihte derin izler bırakmışlar. İçlerinden çok peygamberler gelmiş. Hz. Musa gibi en büyük peygamberlerden biri onların içinde gelmiş. Ve bunlar dünyada çok etkileri olmuş olan bir topluluk. Şu anda da 21. yüzyılda yaşadığımız bu zamanda Yahudilere baktığımızda İsrail'de 5 milyonluk küçük diyebileceğimiz bir devletçik, dünyanın değişik yerlerinde dağınık vaziyette Yahudiler, ama bunların tesirleri 40 milyona göre değil, 5 milyona göre değil, bunların tesirleri dünya çapında etkileri oluyor. Ve Yahudi topluluğu tarih boyunca genelde azınlık olarak yaşamışlar. 2000 yıl boyunca küçük de olsa yine bir devletleri olmamış. 1948'e kadar devletsiz bir şekilde yaşamışlar. Ama dünyanın her tarafında azınlık olarak bunlar bulunmuşlar. Ülkemizde de başka yerlerde de yine bulunmuşlar. Azınlığın bir takım avantajlarını elde etmişler. Azınlık psikolojisi içindeki insanlar birbirine daha tutkun olur. Birbiriyle irtibatı daha kuvvetli olur ve birbirinin elinden tutmaya çalışır. İşte Yahudilerin tarihlerine baktığımızda bunu görmekteyiz. Nerede Yahudi var? Elinden tutulmuş. Ve nerede bunlardan tanıdıkları varsa ona sahip çıkmışlar. Ve bunlar gerçekten kendi insanlarını daha çok önder olarak yetiştirmeye çalışmışlar. Ve onların kendi kabullerine göre Yahudi ırkı özel bir ırktır. Diğer insanlardan üstündür. Diğer insanlar Yahudilere bir nevi hizmet için yaratılmıştır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bütün insanlık olarak bunu kabul etmiyoruz. Ve normalde insanlar birbirinden farklı özelliklerde, kabiliyetlerde yaratılmıştır. Ama üstün ırk tarzında bir nazariye, bir teori uygun bir teori değildir. Ancak bunlar kendilerinde var olan kabiliyetleri açığa çıkarmasını bilmişler. İşte sanatta, ticarette, ekonomide, sinema sektörü, medya sektörü gibi günümüzde bu gibi sektörlerde köşe başlarında daha çok bunlar yer almış. Böyle olunca da şu anda dünyada yaşayan diyelim 40 milyon kadar Yahudi varsa bunların sesi 40 milyonluk bir ses değil. İşte küçük bir İsrail devleti bakıyorsunuz ki Orta Doğu'da şekillendirici olmaya çalışıyor. Orta Doğu'da kendi istediğini yapmaya çalışıyor. Ve kendilerine göre bir takım hedefleri var. O hedeflere varmaya çalışıyor. Ve bu dünya gündemini de meşgul ediyor. Dünyanın her tarafında onlardan bahisler oluyor. Bugün CNN, BBC gibi büyük dünya çapında yayın yapan televizyonlara bakacak olursak bunların haberlerinde İsrail'den hayli haberler vardır. Yahudilerle alakalı hayli haberler vardır. Film sektörüne bakacak olursak, film sektöründe Yahudilerin gerçekten dünya çapında etkileri vardır. Hollywood'da çok büyük etkileri vardır. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu topluluktan, Yahudi topluluğundan bahsederken bunların insanlık alemindeki etkileri yönüyle bunlardan sıkça bahisler yapmış. Ve onların menfi bazı özellikleri nazara veriliyor. Mesela dünya sevgisi, ölüm korkusu, bu gibi özellikleri Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Ve
bu noktalarına dikkat çekiliyor. Değerli bir araştırmacı arkadaşımız, içimde bir Yahudi var diye bir yazı yazmıştı. Yani Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin özelliği olarak anlatılan dünyayı fazla sevmek, ölümden korkmak, maddeci olmak, bu gibi özellikler aslında her bir insanda da görülebilecek özelliklerdir. Yahudilerde belki bu biraz daha öne çıkmıştır ama her birimizin tabiatında bu gibi dünyaperestlik, dünyaya çok daha fazla önem vermek, bu gibi şeyler her birimizin tabiatında bulunabilmektedir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'deki Yahudilerin durumlarını okurken kendimize de şöyle bir bakmak lazım. Ben Kur'an-ı Kerim'den şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela Cenab-ı Hak Yahudilere yönelik bir şekilde اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Yoksa siz kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz buyuruyor. Yani Allah'ın gönderdiği kitabın bir kısmına inanmak, bir kısmını inkar etmek uygun değil. Allah'tan ne gelmişse amenna ve saddakna, tümünü kabul etmek gerekir. İman bir bütündür. Tecezzi kabul etmez. Bölünmeyi kabul etmez. Ama demek ki Yahudilerin bir kısmı tarihte kitaptan işine gelenleri kabul etmişler, işlerine gelmeyeni kabul etmemişler. Kur'an-ı Kerim Yahudileri örnek vererek bize bunu anlatırken aynı zamanda bize bir ders de veriyor. Yani bir Müslüman onlar gibi olmamalı. Kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddeder bir tavır içine girmemeli. Günümüzde İslam dünyasına baktığımızda İslam dünyasındaki ben Müslümanım diyen insanlardan bir kısmı Yahudinin bu tabiatıyla karşı karşıyadır. Yani kitabın işine gelen kısımlarını alır, Kur'an'ın işine gelen kısımlarını alır ama kendine göre uygun görmediği kısımlarını göz ardı eder. Mesela faiz meselesi. Faiz Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın kesin olarak yasakladığı bir şeydir. Ehallallahu el-bey'a ve harrama riba. Allah alışverişi helal kıldı ama faizi haram kıldı. Bir Müslüman bakıyorsunuz, günümüz şartlarında artık faiz normaldir. Günümüz şartlarında ekonomi bunun üzerine kurulmuştur. Bundan uzak kalabilmek mümkün değildir. Bu gayet normaldir diyebiliyor. O zaman Allah'ın indirdiği bir hükmü kabul etmemiş oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir Müslüman bir takım sebeplerden dolayı faiz müessesesinin içinde olsa, alsa verse bu insan günahkardır. Ama faiz günah değildir, haram değildir dediğinde kitabın bir kısmını kabul, bir kısmını inkar etmiş olur ve böyle bir iman sahih bir iman değildir. Başka bir örnek vermek istiyorum. Cuma suresinde Allahu Teala Yahudilerle alakalı şöyle bir durumu bize bildiriyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا. Yani kendilerine Tevrat verilip de bu şekilde Tevrat'ın hakkını vermeyenlerin hali kitap yüklü merkebe benzer. Yani Tevrat levhaları yüklenmiş olan bir merkebe benzer. Bu bir temsil. Yani bir merkebin üzerine Tevrat levhalarını koyduğumuzda o merkep derecesi artmaz. Zerdüst palan vursan eşek yine eşektir denildiği gibi kitapların böyle bir merkebin üzerine konulması ona bir şeref kazandırmaz. Dolayısıyla Tevrat verilip de Tevrat'ın gereğini yerine getirmeyen Yahudiler böyle anlatılmış. Peki burada bize bir ders yok mu? Evet, burada bize bir ders var. O da şudur. Kur'an'a muhatap olduğu halde, Kur'an-ı Kerim'i bildiği halde gereğini yerine getirmeyenler kitap yüklü merkep gibi olur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu hüküm sadece Yahudilere yönelik değildir. Aynı hüküm bize de yöneliktir. Onlar Allah'ın kitabını bir tarafa bırakırlarsa ayette bildirilen duruma masadak olurlar. Bir Müslüman da Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa itecek olursa, Allah'ın hükmünü bildiği halde uygulamayacak olursa sadece bilmek ona bir değer kazandırmaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerle ilgili yer alan hükümlerde biz kendimizi de görebiliriz. Sadece bir kavme mahsus hükümler olarak onları görmek değil, doğrudan bize de orada bir takım mesajlar olduğunu görebiliriz. Bir başka programımızda tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.